Şehrin ortasında olmaz demiş, evinin yanında açılan özel hayvanat bahçesini şikayet etmişti. Aslanların kükreme sesinden uyuyamadığını iddia eden komşu davayı kazandı ama işletmecinin yeni projesi nedeniyle gürültü şikayeti hiç bitmeyecek gibi. Bildiğimiz aslan kükremesi 2-3 dakika sürüyor. Şehrin göbeğinde hayvanat bahçesi. Böyle bir şey olabilir mi? Aslan kaçacak, beni yiyecek diyor. Aslan buradan kaçsa önce bizi yer, onun yerde yiyecek. Komşular aslanların kükreme gürültüsü iddiasıyla karşı karşıya gelmişti. Son karar yargıdan çıktı. Ankara'nın aslan parkı mühürlendi. Bakın 50 santim neredeyse, o kadar yakın. Ses ve koku, yani gece inlemeler, kükremeler inanılmaz derecede var. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde açılmıştı hayvanat bahçesi. İçinde 3 aslan, 2 kaplan, 8 aslan yavrusunun yanı sıra maymun, tavus kuşu, yılan gibi hayvanlar da vardı. Aslanların kükreme sesinden rahatsız olduğunu ve uyuyamadığını iddia eden komşular hayvanat bahçesinden şikayetçi olmuştu. Gece akşam 7-8'de başlıyor, sabaha kadar kükrüyorlar aslanlar. Tabii ki uyandırıyor. Ne kadar kafes içinde olsa bir korku, aslandır yani. Sabaha doğru biraz kükremeleri var ama çok yok şu anda. Gün içinde çok sakinler. Taraflar mahkemelik oldu. Bilirkişi raporunda hem çevre hem hayvan sağlığı hem de kötü koku yayması ve gürültü kirliliği açısından işletmeye ruhsat verilmesinin yanlış olduğu tespiti yapıldı. Torunlarım geliyor, bahçeye çıkamıyorlar. Korkudan çıkamıyorlar. İşletmenin kapatılmasına karar verildi. Kapısına da bu uyarı yazısı asılarak mühür vuruldu. İşletmeciye tahliye için 3 ay süre verildi. Ama sadece içeriye hayvanları beslemek için girilebilecek. Yani ziyaret dönemi bitti. Hayvanat bahçesi kapatıldı ama komşuların gürültü şikayeti ise son bulmayacak gibi. Şimdi buna kapandı. Düğün salonu yapacağım. Farkında bir şey yok ki.